şunu söyleyebiliriz. Trabzonspor şampiyon olursa mutlaka teknik direktörleri ikisini birden öveceğiz ama oyuncular üzerinden değerlendireceğiz daha çok. Yani Uğurcan'ın ekstra performansıyla, Charlotte'un acayip performansıyla değil mi? Bunların üzerinden değerlendireceğiz ama Başakşehir'i takım olarak değerlendireceğiz. Çünkü Başakşehir'de kim oynasa oluyor. Yani hafta sonu Visce yoktu, Alexis yoktu, Mahmut yoktu. Dün Mahmut gene yoktu. Eee takım değişti. Gene oynuyorlar. Yani sezonun başında Krivelli'siz Krivelli Baba beraber oynamıyorlardı. Sonra beraber oynamaya başladılar. Orada bir orta saha zaafı doğdu. orta saha zaafını düzelttiler vesaire ama sürekli takımın takım üzerinden gidiyor iş. Santrafor kanatlara gidebiliyor. Kanat santrafora Tabii. geliyor. Herkes her yerde oynayabiliyor. Yani e, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor'da iyi bir takım ama daha çok oyuncu performanslarıyla değerlendireceğiz onu. E, Başakşehir ise takım genel takım performansıyla değerlendireceğiz başarısını eğer şampiyon olursa. Ee, bir de tabii bu arada en çok konuşulan konulardan biriydi. Seyircisizliğe alışık ee, Başakşehir. Başakşehir. Bu acaba onlar için bir avantaj olur mu? Olur genel kanısı hakimdi. Evet oluyor hakikaten. Onu da söyleyebilirim yani. Diğer takımların dezavantajı en azından. Hani bu bakıldığı zaman çünkü... Tabii bu, bu varsayım. Yani Trabzonspor daha da gerilebilirdi seyirci olsa bilmiyorum. Bence her halükarda, her halükarda Başakşehir kendi evinde oynadığı zaman bu bir şey yaratmıyor. Çok fazla bir sıkıntı yaratmıyor ama büyük takım deplasmanı gittiği zaman, Trabzon'a gittiği, gittiği zaman, Galatasaray'a gittiği zaman. Galatasaray, 5 -5, Saray, bu, Galatasaray bu kadar düşmezdi. Zaman, yani kolay değil. Yok Hakikaten düşmez. Kolay değil. Yani en basit. Yani Alper Ulusoy o sondaki saniyedeki altı saniye çalamazsın yani. 50 bin kişi orada gümbür derken mümkün değil yani. Ya da ee, çalışarak, çalışmak için gittiğin zaman bile kolay değil yani. Tabii. Dolayısıyla bu bir avantaj mı bana sorarsan ben benim şahsi kanatım net bir şekilde avantajı İyi oldu kullandılar bölümde. tabii hani takım üzerinden anlatıyorum ama bir taraftan da direnç noktaları da var. Şimdi Sen Mert'in hata yaptığını hatırlıyor musun bu sene? En fazla Vallahi, en fazla düşünün... uzun oynadığı zaman taşa giden bir, Hayır, top bir top falan hatalı bir gol yediğini hatırlıyor musun? İşte ben, işte diyorum, en çıkaramadım yani. yani. Belki yapmıştır ama çıkaramadım. Şimdi sevgili Altay yanlış anlamasın yani çok iyi performanslar gösteriyor ama bir taraftan aynı maçın içinde ama ya yani her yan top problem. Bu düzelmeyecek değil, düzelebilir. Muslera'da da her yan topta problem yaşıyordu.